Saç ekimi 7'den 70'e bütün hastalara, bütün saçı dökülen ya da saç dökülmesinden muzdarip olmuş sıkıntılı kişilere uygulanabilecek bir uygulama. Sadece bizim için önemli olan saçlı deride, yani ekeceğimiz alanda aktif bir enfeksiyon varsa veya saç köklerine zarar verebilecek kronik bir enfeksiyon devam ediyorsa, bir mantar enfeksiyonu, bir dermatolojik rahatsızlık varsa bu alanlara saç ekimi yapılmaması gerekiyor. O yüzden biz ilk önce bir dermatologlarla görüşüyoruz. Saç ekimi yapılacak alanda herhangi bir sıkıntı var mı diye. Ama bunun dışında örnek veriyorum, 7 yaşında okula başlamış bir çocukta bir travmaya, bir yanığa bağlı veya geçirilmiş bir saç kırana bağlı kalıcı saç kaybı oluştu. Çocuk okula gidiyor, arkadaşları kendisiyle dalga geçiyor, psikolojisi bozuk, okula gitmek istemiyor. Bu gibi bir çocuğa tabii ki saç ekimi yapmak lazım. Çünkü saç kırandan sikatrisel alopesi dediğimiz işte yanığa bağlı veya travmaya bağlı yara izlerine de saç ekimi yapılabiliyor ve buralardan saç çıkıyor. Şimdi bu 7 yaşında dediğimiz 8-9 yaşındaki çocuğumuzu da bu amaçlarla saç ekimi yapılabilir. İşte yıllarca saçını dökmüş ama işte tekrar eski saçlarına kavuşmak isteyen bize 60-65 yaşındaki hastalar da geliyor. Bunlara da saç ekimi yapılabilir. Önemli olan saç ekimi sırasında kronik bir enfeksiyon veya akut bir enfeksiyon olmaması ve hastanın genel sağlık durumunun iyi olması. Yoksa 70 yaşında, 65 yaşında da saç ekimi yaptığımız ve gayet iyi sonuç aldığımız pek çok hastamız mevcut.